Seri katiller toplumda korku ve dehşet yaratan, ardışık olarak birden fazla kişiyi öldürerek cinayetlerine devam, genellikle bir plan veya kalıp izleyerek bu suçları işleyen kişilerdir. Seri katillerin suçları genellikle birbirleriyle benzerlik gösterir ve suç profilinin belirlenmesiyle birlikte daha iyi anlaşılırlar. Seri katil olmaya karar veren kişiler, sosyal ve psikolojik içerikli birçok faktörün etkisi altına girebilir. Çoğunlukla çocukluk dönemlerinde yaşadıkları travmalar, istismar ve ihmal gibi problemler, bir seri katilin oluşumunda etkili olabilir. Ayrıca, antisosyal kişilik bozukluğuna, psikopatiye veya sadizme sahip olanlar da seri katil olarak ortaya çıkabilir. Seri katillerin suçlarının perde arkasında, genellikle ortak imzaları ve operandileri vardır. Bir seri katilin suç işleme şekli ve tercih ettiği yöntemleri ifade ederken, imza ise onları diğer suçlardan ayıran ve kendilerine özgü olan bir işarettir. Örneğin, bazı seri katiller kurbanlarını belirli bir tarzda bağlar, diğerleri öldürme şekilleri ya da cinayet sonrası kurbanlar üzerinde işledikleri benzersiz eylemlerle tanınır. Seri katiller, cinayetlerini zaman içinde planlı bir şekilde gerçekleştirir ve kurbanlarını belirli bir düzenle yakalarlar. Çoğunlukla bir sebep olmaksızın kurbanlarını seçerler ve cinayetlerini zevk, güç veya kontrol duygusu elde etme amacıyla işlerler. Cinayetlerini işledikten sonra bazen cesetleri saklar, bazen ise ortaya çıkarır ve medyaya dikkat çekmeyi amaçlarlar. Seri katillerin yakalanması genellikle zor ve uzun bir süreçtir. Polis ve dedektifler, Cinayetleri birbirleriyle bağlantılı hale getirmek ve ortak bir profil oluşturmak için delilleri incelerler. Bu profil, cinayetin nasıl gerçekleştirildiğini, katilin zihinsel durumunu ve suçun gelecekte nasıl işlenebileceğine dair ipuçları sunar. Bu nedenle seri katillerin yakalanmasında psikologlar ve profil uzmanları da önemli rol oynar. Seri katiller toplumun en korkulu suçluları arasındadır ve genellikle suç tarihinde büyük ilgi çekmektedir. Onları anlamak, toplumda güvenliği sağlamak adına önemli bir adımdır. Ancak, seri katillerin neden bu yolu seçtikleri ve nasıl durdurulabilecekleri hala tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Bu nedenle, seri katillerle ilgili araştırmalar devam etmektedir ve halkın güvenliği için bu tür suçların önlenmesi önemli bir hedef olarak kabul edilmektedir. Ted Bundy, 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir seri katildir. Bundy, genellikle genç kadınları hedef alarak onları öldürmüş veya tecavüz etmiştir. Yakışıklı ve çekici bir görünüme sahip olan Bundy, kurbanlarını etkileyerek onları güvende hissettirip güvenlerini kazanmıştır. O zamanların teknolojik sınırlılıklarından dolayı uzun süre katillerin kimliğini ortaya çıkarmak mümkün olmamıştır ancak sonunda yakalanmış ve suçlarının çoğunu itiraf etmiştir. David Berkowitz, Son of Sam olarak da bilinen bir Amerikan seri katildir. 1976 ve 1977 yılları arasında New York'ta faaliyet göstermiş ve genellikle etkilediği hayali varlıkların emirlerini takip ederek cinayetler işlemiştir. Berkowitz özellikle gece yadası parklarda otomobil içinde bekleyen çiftleri hedef almıştır. Toplamda 6 kişiyi öldürmüş ve 7 kişiyi yaralamıştır yakalanıp tutuklandıktan sonra deli olduğunu iddia ederek yargılanmış ve çeşitli yaşam dışı hükümlerle cezalandırılmıştır. Gelirik Bey Girin River katili olarak da bilinir. 1980'ler ve 1990'lar boyunca Washington eyaletinde faaliyet gösteren Amerikalı seri katildir. Rick Bey özellikle genç kadınları ve çoğunlukla fahişeleri hedef almıştır. Yaklaşık 49 kadını öldürdüğüne inanılmaktadır ancak gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir. Rick Bay cesetlerini saklı nehir bölgesine gömmüş ve uzun süre yakalanmadan kalmıştır. Sonunda DNA testlerinden yararlanılarak ve avukatıyla yapılan bir anlaşma sonucu suçlarını itiraf etmiştir. Jeffrey Dahmer Amerikalı bir seri katildir ve milvake canavarı olarak da bilinir. 1978 ila 1991 yılları arasında Wisconsin'de en az 17 genç erkeği öldürmüş ve tecavüz etmiştir. Dahmir kurbanlarının cesetlerini parçalara ayırmış, bazılarını yemiş ve diğerlerini evinde saklamıştır. Polis onu yakaladığında, Dahmir çıplak ve boyunduruk takmış bir kurbanını evinde bulunurken suçüstü yakalanmıştır. Hapsedildiği cezaevinde tutuklu bir mahkum tarafından 1994 yılında öldürülmüştür. Edmund Kemper 1970'ler boyunca Kaliforniya'da faaliyet gösteren Amerikalı bir sede katildir. Edmund Kemper annesi ve büyükannesini öldürdükten sonra 6 genç kadını öldürmüş ve parçalamıştır. Daha sonra kurbanlarının cesetleri üzerinde cinsel aktivitelerde bulunmuş ve bazı parçalarını yemiştir. Edmund Kemper 1973 yılında teslim olmuş ve suçları itiraf etmiştir. Hapiste kendisine tedavi edici bir rol verilmiş ve hala tutuklu olduğu cezaevinden yardımcı olacak hizmetler sunmaktadır. Bu seri katillerin hikayeleri toplumu dehşete düşürmüş ve cinayetlerinin etkisi hala devam etmektedir. Özellikle Amerikan suç tarihinde önemli bir yer tutan bu katiller Polis ve profil uzmanları tarafından incelenmiş ve psikolojik profil oluşturma çalışmalarının bir parçası olmuşlardır. Bu tür vahşi suçlar toplumun dikkatini çekmekte ve seri katillerle ilgili araştırmalar ve önleme çalışmaları devam etmektedir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.